Türkiye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdürüyor. Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis, yine bir yandan Yavuz Sondaj Gemisi ve tabii ki Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemisi de o bölgede çalışmalarına devam ediyor. Ama Türkiye'nin kendi haklı adımlarına karşılık Yunanistan'ın taciz ve tahrikkar o adımları da devam ediyor. Başkan Erdoğan geride bıraktığımız gün Doğu Akdeniz'de ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. O açıklamalarda Yunanistan'a... Yine çok sert mesajlar verdi. Kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehlikeye atma pahasına Türkiye'nin karşısına dikilenler için o kadar açık söylüyorum. Anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler sözleri hiç bu kadar sert olmamıştı. Doğu Akdeniz üzerinden tüm dünyaya çok net bir mesaj verdi Başkan Erdoğan. Diplomasiden anlamayanlara Türkiye'nin harekatlarını hatırlattı. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de, tarihten ibret almadan Türkiye'nin hakkını ve hukukunu hiçe sayarak emrivaki yapmaya çalışanlar da eninde sonunda bu gerçeği kabullenecektir her fırsatta anlaşmazlıkları görüşmeyle, konuşmayla, müzakereyle, uzlaşmayla çözmeden yana olduğumuzu söylüyoruz. Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere tarihi bir kenara bırakıyorum. En azından son dört yıldaki diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum. Kabine toplantısı sonrası konuşan Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşananları hukuksuz olarak nitelendirdi. Doğu Akdeniz'de 780 bin kilometre kare toprağı olan bir ülkeyi 10 kilometre karelik adalar üzerinden sahillerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulamadık. Birleşmiş Milletler zemini başta olmak üzere uluslararası kurallara uygun şekilde yaptığımız anlaşmalara dayalı olarak yürüttüğümüz faaliyetlere karşı sergilenen haksız ve hukuksuz girişimleri esefle izledik. Erdoğan'ın hedefinde AB üyesi ülkeler de vardı. Kıbrıs, Suriye ve Libya'da iyi bir sınav veremeyen Avrupa ülkelerinin hiç değilse Doğu Akdeniz'de tutarlı bir çizgi izlemelerini umuyoruz. Türkiye sınır güvenliği konusunda olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki hakları hususunda da sonuna kadar kararlı ve aktif bir politika izlemeyi sürdürecektir.